Galata Port İstanbul Podcast'ine hoş geldiniz. Tarih, kültür sanat, mimari, moda, gastronomi ve yaşamın içinden daha birçok konu üzerine keyifli sohbetler sizi bekliyor. Ben Levent Erden. Bugün size Karaköy, liman ve çevresi ve geçmişi hakkında konuşacağım. Bugünkü Karaköy aslında limanın ta kendisi. Bölgenin tarihi çok eski. İstanbul'un her tarafı denizlerle çevrili. Doğal olarak tam bir liman kenti. Liman ilk olarak tabii ki Marmara kıyısında. Özellikle Marmaray yapılırken ilk limanlar burada bulunuyor. Yani Yeni Kapı civarı. Fakat buraya açılan derelerin alevyonlarla bölgeyi doldurmasıyla birlikte daha korunaklı olan Haliç'e taşınmış limanlar. Haliç tarih boyu küçük, büyük, irili ufaklı gemilerin saklanma yeri. Ama tabii ki 10. yüzyıldan sonra deniz ticaretinin de önem kazanmasıyla beraber İstanbul limanı da önemli olmuş. Bölgenin bu tarafı Galata, yani Cenevizlilere ait bölge. Cenevizliler surlarla çevirmişler kendilerini. Tam Bizans'ın karşısı Bizans surları. Haliç'in diğer tarafı ise Cenevizliler. Bugünkü Unkapanı Köprüsü'nün oradan başlayıp Galata Kulesi seviyesine kadar çıkıp oradan tekrardan da bugünkü Tophane'ye kadar inen surlarla çevrili bölge Cenevizlilere ait ve Galata olarak adlandırılıyor. Sahilde de surlar var ve bolca da kapıları var. Tabii ki iskeleleri var. Bildiğimiz kadarıyla 11'i önemli 40'a yakın iskele var bütün bu Ceneviz sahilinde. İstanbul'un fethi sırasında Cenevizliler Türklerle bir tür saldırmazlık anlaşması yaptıkları için kendilerinin orada kalmaları ve yaşamalarına izin verilir. Cenevizliler kalırlar ama Bizans ortadan kalkar. Şehir Türk şehri olur ama bütün ticaret hala Cenevizlilerin elindedir. Liman ticaretinin yarısı da zaten Cenevizlilerdedir. Dikkat ederseniz Türkçedeki pek çok kayık, gemi, gemicilikle ilgili kelimenin İtalyancadan gelmesi aslında Cenevizlilerin burada yaptıklarından. Biz yine dönelim Karaköy civarına, limana. Liman zaman içinde gelişmeye başlamış tabii ki ama önemli konulardan bir tanesi de tabii ki askeri. Çünkü Haliç'in girişi yani Topkapı Sarayı'nın tam karşısı, dolayısıyla askeri önemi sonsuz. İlk tophane buraya yapılmış. Tophane yapıldığı gibi tophanenin çevresine de askeri okullar gelmeye başlamış. Ve yavaş yavaş da topçu okulları burada olmuş. Yıllar içinde de zaten bu her türlü topçu askerinin yapıldığı bir yere dönüşecek. Padişah özellikle topları ve topla ilgili birlikleri denetlemek istediği zaman Sarayburnu'ndan kayıkla bugün Kılıç Ali Paşa Camii'nin olduğu yere doğru gelip oradan gelir ve tophaneyi askerleri denetler. Zaman içinde buraları da doldurulmaya başlar. İstanbul'un bütün sahillerinin kaderidir doldurulmak. Bundan Karaköy'ün kaçma şansı da yoktur. Dolayısıyla oraları da yavaş yavaş doldurulmaya başlayacaktır. Aslına bakarsanız İstanbul'un en ilginç yerlerinden bir tanesidir. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı 500 metre 1 kilometre arayla semt isimleri dahi değişecektir. Kabataş, Fındıklı'dan başlar. Ta Karaköy'e kadar 5-6 isimde devam eder. Onun için bu bölgede her doldurulan yerde yeni bir isim almış. Salıpazarı Karaköy ile Fındıklı arasındadır. Ve Salıpazarı da aslında kısmen doldurulmuş bir bölgedir. İlk önce 90 küsur zira doldurulur. Yani bugünkü ölçülerde 40 küsur metre. Bunlar direklerle doldurulur. Yani ahşap kazıklar çakılır, zincirlerle birbirine bağlanır, ondan sonra doldurulur. Daha sonra onlarca kere daha bu bölge doldurulacaktır.
Liman yavaş yavaş genişler. Aslında liman çift taraflıdır. Yani bir taraf Eminönü tarafı, Sarayburnu, Sirkeci, Eminönü tarafı. Diğeri de Karaköy Limanı. Eminönü'nün adının Eminönü olması zaten gümrük emininin önce o tarafta olmasında. Fakat zaman içinde hele hele trenin de Sirkeci'ye gelmesiyle birlikte limanlar farklılaşır. Karaköy tarafı daha önemlice bir liman haline gelir. Sanayinin gelişmesiyle beraber İstanbul Boğazı hareket kazanacaktır. Dağ tekneler yelkenlidir ama buharlı gemilerle başlayacaktır. İşler karışmıştır çünkü büyük gemiler Alarga'da bekledikleri zaman trafiği kapatırlar. Haliç'in içine girmek zorlaşır. Ne büyük ne küçük gemilerin hareket etme şansı yoktur. Yavaş yavaş gemi tipleri değişip sanayi devrimine uygun işler yapılmaya başlanınca kıçtan kara bağlanabilecek gemilerin artmasıyla beraber liman daha kullanışlı hale gelir. O zaman da limanın düzenlenmesi, bakılması önemli olacaktır. Bunun için de yavaş yavaş oradaki kurumlar falan yapılacaktır. Ama bu arada hala daha deniz ticareti Osmanlı için bir gelir kaynağı değildir. Bir türlü nasıl yapılacağı belli değildir. Zaten kapitülasyonlar dolayısıyla işin vergilendirilmesinde sorunlar vardır. Bir de yol zordur. İstanbul'a erişmek için Çanakkale Boğazı geçilecektir, Ege Denizi geçilecektir ve tabii ki nereden geldiğine bağlı olarak da Akdeniz'de gitmek zorundadır tekneler. İşte burada hayata Michel Paşa gelir. Marius Michel, Fransa'nın güneyinde yaşayan bir genç denizcidir. Bütün Akdeniz'i dolaşır, sürekli olarak ticari gemicilik yapar. Kolera salgınından dolayı babası kendi gemisini almıştır, ondan beraber dolaşır. Hatta birkaç kere İstanbul'a da gelir. En güzel yaptığı şeylerden bir tanesi de harita kurmaktır. Çünkü nerede kayalar var, nerede tehlikeli geçitler var, hepsini birden kendi yaptığı haritalara işlemeyi öğrenmiştir. Bir İstanbul'a geldiğinde o sırada 3. Napolyon'un Fransa'ya dönmesi gerekir ve en kısa zamanda dönecektir. Bu tehlikeli sulardan çok rahat geçebilmek ancak oradaki kayaları, küçük adaları ve tehlikeli geçitleri iyi bilen birisi tarafından yapılacaktır. Marius Michel 4 gün içinde Fransa'ya ulaşır. Artık önemli insan olmuştur çünkü bunun karşılığında herkesle tanışacaktır. Buradaki tanıştırmanın önemli parçalarından bir tanesi daha önce Mısır'a gittiğinde tanıdığı Süveyş Kanalı'nın mimarı Ferdinand Lesseps'in babası Lesseps, Fransa'nın İstanbul'daki sefiridir. Bu büyük hız olaylarından sonra Sefir Lesseps, Marius Michel'i padişaha tanıştırır. Bunun üzerine padişah onlara, yani Michel Paşa'ya ve ortağı Kolas'a öncelikle fenerler ve çakarlar yapma iznini verir. Kısa bir süre içinde padişahtan hiç para almadan fenerler ve çakarlar işaretlenme, yapılma, imal edilmeye başlanır. Bunlar özellikle Fransız-İngiliz ticari gemileri için muhteşemdir. Çünkü onlar güvenlik parası olarak güvenlik şirketlerine çok büyük paralar ödemektedirler. Buna karşılık çakarlar ve fenerler olunca bunun çok daha düşük paralarına İstanbul'a erişirler. Buna karşılık da Marius Michel inanılmaz bir para kazanır. Bundan sonra Marius Michel'le beraber daha fazla iş yapmaya karar verilir ve Paris'te İstanbul Doklar ve Limanlar şirketi kurulur. Bu şirket acayip bir şirkettir çünkü şirketin %78'i Marius Michel ve ortağı Kolas'a aittir. Sadece ve sadece 22'si Osmanlı Devleti'ne aittir. Bu 78'in de 1/3'ü Michel Paşa'nın, 2/3'ü Kolas'ındır. Siz düşünün, bugüne kadar ilk defa Osmanlı hükümeti denizcilikten bu kadar büyük bir para almıştır. Aslında verdiği imtiyazlı da bu insanlarla kurduğu şirketin sadece ve sadece %22'sine sahip olarak. Kolas burada aldığı paralarla Afrika'da, özellikle Kuzeydoğu Afrika'da demir yolları işine girer, bütün parasını oraya yatırır.
Michel ise sürekli olarak buradaki limanın ve rıhtımın düzenlenmesine, ticari gemilerin daha çok gelebilmesine uğraşır. Michel aslında Sanaris doğumludur. Sanaris, Toulon'un hemen yakınında, yani Fransız donanmasının yüzyıllardır durduğu, bugün de durduğu Toulon'un hemen yakınında bir yer. Oradan sonra da Osmanlı'dan ve İstanbul'dan kazandığı bütün parayla da Tamaris'te, yani gene Toulon yakınlarında İstanbul Boğazı'na çok benzeyen bir körfez içinde, hatta içinde minik adaların olduğu bir yerde bütün parasını bölgeye yatırır. Küçük bir İstanbul inşa eder. Evler üstünde hilallere sahiptir. Ahşap köşkler yapılmıştır. Boğaz'daki yalı benzeri evler vardır. Birkaç tanesi hala bugün ayaktadır, gidildiğinde çok rahatlıkla görülebilir. Limanın yeniden düzenlenmesi sadece ticari gereklerden değil, aynı zamanda belki de Türk tarihini değiştirecek olan Kırım Savaşı yüzündendir. Kırım Savaşı sırasında başta Fransız ve İngiliz orduları olmak üzere pek çok ülkenin gemisi İstanbul Boğazı'ndadır. Topluca Kırım'a gidip Ruslarla savaşmak üzere İstanbul'a konuşlanmışlardır. Dolayısıyla bu kadar askeri gemiden hem mühimmat, hem pek çok mal, hem de insan sürekli olarak sevk edilmek üzere iner biner Kırım'a giderler, savaşırlar, savaştan dönenler, yaralılar, hastane gemileri, ticari gemiler. Bir anda 1856'da hayat değişir. O zaman zaten bu da işte daha sonra limanın düzenlenmesi fikrinin bir başka parçasıdır. Onun için de Michel Paşa ile yapılan 1870'te imzalanıp da başlayan bu İstanbul Dok ve Limanları şirketi 1890'da bu limanı kullanılabilir hale getirir, düzeltir, 400 metreye yakın bir rıhtım yapar. Fakat 1894 depremi daha çok yeni olan rıhtımı mahvedecektir. Yani daha önce limana 232 bin metreküp kaya ve 157 bin toprak konmuştur. Tekrardan 3 aşağı 5 yukarı 300 bin metreküp daha toprak koymak, dolgu yapmak gerekir. İstanbul'un bütün sahil şeridinin kaderinde olduğu gibi burası da dolduruluyordur ama liman yapmak için düz çizgiye ihtiyaç var. Dolayısıyla burada çok yeni, yepyeni, güzel bir liman çıkmış olacaktır. Hele 94 depreminden sonra yapılanlarla. İlk gemi de 1895'te yanaşır. Yavaş yavaş binalar olmaya başlar limanın etrafında. Rıhtım Han 1910'dadır. Bugün bildiğimiz pek çok o sahildeki binada 1912-1914'te yapılır. Daha sonra antrepolar yapılmaya başlanır. 1926'ya kadar hayat böyle devam eder. Ama 1926'da Nisan ayında geçen bir kanun ve 1 Temmuz'da yürürlüğe giren bir kanun her şeyi değiştirir. Kabotaj bayramı olarak kutladığımız 1 Temmuz'da kabotaj kanunu çıkar. Yani Türk denizlerinde Türk bayrağı olacaktır. Türk limanları Türk şirketleri tarafından işletilecektir. Dolayısıyla her şey birdenbire değişir. Artık yeni haliyle neredeyse 1100-1150 metrelik düz bir rıhtıma sahip olan liman devlet tarafından işletilecektir. Bu arada da bolca antrepolar da buraya yapılır. Ama bu arada başka bir şey daha olur. 1929'da yani büyük buhran, büyük ekonomik buhran Amerika'da başlamadan önce Ford bütün dünyada otomobil yapmaya karar verir. Özellikle de Rus pazarı çok ilginçtir. Tabii ki o zaman bitmiş araçları Amerika'dan Rusya'ya ihraç etmek çok maliyetli olacağı için yarı mamul araçlar gemilerle belli yerlere gönderilir, oralarda montaj yapılır ve oradan da gideceği ülkeye gider. Zaten askeri alan olarak kullanılmış olan Tophane'nin önündeki Topçu Kışlası bu iş için uygun bulunur. Çünkü bu Topçu Kışlası'nın içinde aynı zamanda top arabaları imal edilmektedir ve kocaman
bir büyük bant vardır. Bir imalat bant. Hatta 4-5 sene önce ölen, 102 yaşında ölen oradaki bir işçi bundan hep kayış diye bahseder. Çünkü gerçekten deriden yapma bir kayışın üstünde üretim bandı kurulmuştur. Bu bant Ford'a devredilir ve bugünkü Nusetiye Camii'nden dimdik denize doğru giden binanın içinde Ford Motor Company tarafından otomobiller üretilmeye başlanır. Amerika'dan yarı mamul olarak ve parçalarıyla gelen otomobiller montaj yapılır. Çünkü burası bir serbest bölgedir. Burada vergi yoktur. Ondan sonra tekrar gümrüksüz olarak gemilere konup Rusya'ya satılacaktır. Üstelik Türk hükümeti de Türk işçisine iş öğrettiği için Ford fabrikasına her otomobil başına da bir katkıda bulunacaktır. Üstüne para verecektir. O zamanlar fabrikanın 10 günlük üretimi Türkiye'deki toplam motorlu araç sayısına eşittir. Fakat 1929 büyük buhranı her tarafı vuracaktır. Rusya'da sistem çalışmayacaktır. Buradaki hayaller suya düşer. Fabrikanın imal ettiği araçlar Rusya'ya satılamaz. Ve 2-3 sene içinde fabrika üretimini durdurur. Ve buradaki belli parçaları İskenderiye'ye, gerisini Trieste'ye taşır ve Türkiye'den Ford şirketi çıkar. Bu aslında Boğaz'ın en eğlenceli hikayelerinden bir tanesidir. Her ne kadar bölgemizden biraz daha uzak da olsa bugün önemlici otellerin olduğu Beşiktaş'taki sahil ve deniz müzesinde de uçak fabrikası vardı. Yani düşünün bir dönem Boğaz'daki o bir dönem dediğimiz şey 1930'lar hem bir uçak fabrikası hem de bir otomobil fabrikası vardı. Bu arada Nusetiye Camii'nden bahsetmek de önemli tabii ki çünkü aslında Tophane tabii ki askeri bir alan. Hemen ön tarafı Tophane Kışlası. Tophane'deki cami 2. Mahmut döneminde yapılan bir cami. Tahta çıkışından bir yıl sonra bitti. Tahta çıkar çıkmaz da başlamıştı. 1826-1828 arasında yapıldı. İlginç bir camidir. Detaylarını daha sonra anlatırız ama çok önemli bir muvakki tanesi vardır. O zaman işin en ilerisidir. Ama önemli olan adıdır. Normalde o zamanki Osmanlı adetlerine göre padişah adına yapılan caminin onun adıyla anılması gerekir. Yani Mahmudiye Camisi olması gerekirken burası Nusretiye olur. Çünkü Nusretiye zafer demektir, kurtuluş demektir. Kimden kurtulunmuştur? Yeniçerilerden. Çünkü 1826 malum Yeniçeriler devirmeye kalkar 2. Mahmud'u. O sırada Alemdar Mustafa Paşa'nın ordusuyla kurtulur. Hatta işte Cevri Kalfa'nın onu alıp Topkapı Sarayı'nın çatısına çıkarken Yeniçerilerin de gözlerine kül atarak kurtarır. Ve o hayatta kalır ve tarih hakikaten bir kere daha değişir. 2. Mahmud'un o orduyu ortadan kaldırmasıyla beraber de aslında çok başka bir yere geçilecektir. Merkezi orduya geçilecektir. Nusretiye Camii'nin ordu olması bir kurtuluştur. Merkezi orduya geçmekle beraber de aslında Türkiye tarihi de değişecektir. Çünkü merkezi ordu demek artık bundan önce tımarlı sipahi sistemiyle yani yerinde alınan vergiyle yerinde yetiştirilen askerlerden merkezi olarak beslenen orduya geçiş demektir. Merkezi olarak orduyu besleyebilmek için de vergi alınmak zorundadır. Vergiler mültezimlerle alınacaktır. Mültezimler önce vergi kadar parayı Baba Ali'ye yatıracaklar, ondan sonra vergiyi toplayacaklardır. Kendi ceplerinde öyle bir sermaye birikimi olmadığına göre ve Osmanlı'da bir soylu sınıfı olmadığına göre onlar da parayı bulmak zorundalardır. Parayı alacakları yer çok belli değildir ama yavaş yavaş adres bellidir. Galata bankerleri. Galata bankerleri yani bu bölgenin en önemli parçasından biri olan Bankalar Caddesi'nde, bugünkü Bankalar Caddesi ve çevresinde konuşlanmış Galata bankerleri. Özellikle de Kırım Savaşı'ndan sonra Osmanlı hükümeti ilk borcu almıştır. Onların ilk borcu almasıyla beraber zaten bu bankerler yavaş yavaş buraya girecektir. Üstelik iltizam sisteminin de mültezimleri burayı kullanmaya başlayınca artık finansal sistem tamamıyla bankerler üstünedir. Bankerlerden alınan para Baba Ali'ye verilir, Baba Ali bankerlerden para alır. Gereken işlemleri yapar ve borçlar arttıkça artar ki
Türkiye Cumhuriyeti bu borçları 1923'ten sonra ta 1935'te ödeyebilmiştir. Pek çok varlığından, pek çok avantajından, hatta Musul-Kerkük petrollerinden vazgeçerek. Tekrar bölgeye dönersek, Tophane ve Nusretiye Camii'nin arası da aslında çırak okulları ve yine askeriye ile ilgili yapılarla doluyken 1957 yıkımlarında buradan 3 sıra bina yıkılır, çıraklık okulu yıkılır, burası genişletilir. Aynı zamanda oradaki çeşme tam 4 defa yer değiştirecektir. Çünkü 1957 yıkımlarında Karaköy'de büyük bir meydan yapılmak istenecektir. Özellikle de Beşiktaş'la Dolmabahçe ile Karaköy'ün arası dümdüz edilecektir. Burada Dolmabahçe Sarayı'nın bitiminden itibaren bugünkü Güzel Sanatlar Fakültesi'nin olduğu, Mimar Sinan Üniversitesi'nin olduğu yere kadar olan sahildeki bütün devlet binaları da yıkılmış, sahil açılmıştır. Ondan sonrası antrepolar vesaire olduğu için kapalıdır ama bu sefer yol içeriden geçirilmiş ve en az 3 sıra binada orada yıkılmıştır. Aynı zamanda bölgede her dine ait dini yapıların olduğu neredeyse bir sinagogun, bir Ermeni kilisesi, tam karşılarında bir Katolik kilisesi ve yokuştan baktığınızda bir Fransiskan kilisesi, onun az yukarısında ise bir başka sinagogun olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bir liman kentinin bütün özellikleri aslında Karaköy ve bölgesinde toplanmıştır. Limana her kültürden insan girecektir. Dolayısıyla Karaköy ve bölgesi de tabii ki çok kültürlü bir yer olacaktır. Bu çok kültürlüğü de karşılığını verecektir. Denizcilerin bıçkınlığıyla da karşılaşacaktır. Onun için de örneğin hala Karaköy'de pek çok büyük evin üstünde çatı kiliseleri vardır. Bugünümüze bunlardan 3 ya da 4 tanesi gelebilmiş, bir tanesi görülebilir halde. Peki neden çatı kiliseleri var? Çünkü pazar günü o kadar kazıktan kurtulma, bırakın kadın görmeyi, insan görmemiş gemicileri bir şehre saldığınız zaman orada zenginlerin cici hanımefendileri, cici kızları onlar için değişik bir hedef olacaktır. Onun yerine bu tür dini vecibeleri kendi binalarının üstünde, kendilerine ait yerlerde geçirmeyi tercih ederler. Galata surları 1860'a kadar neredeyse dokunulmadan ya da pek az fireyle kalmıştır. 1860 yılında Galata surlarının pek çok kısmı yıkılır. Bunun asıl sebebi o devirde aynen Paris'teki gibi İstanbul'un da belli arondismanlara, bölgelere ayrılıp ona göre yönetilmesi prensibidir. Bunların en önemlisi Beyoğlu. Beyoğlu 6. bölgedir. 6. daire tabir edilir. 6. dairenin ilk belediye başkanı da Blake Efendi'dir. Blake Efendi'nin yaptığı önemli gelir işlerinden bir tanesi de surları yıktırıp önündeki çukurlara hendekleri doldurup surların yıkıldığı yerleri bina yapmak, çukurları kapatıp oraları da yol haline getirip şehri modernleştirmektir. Sahildeki yıkılan surları da içeriye bağlanan yollar yapıp ticaretin aslında şehrin tepelerine çıkabilmesini sağlayabilmektir. Onun için de zaten Galata'nın, Karaköy'ün pek çok yerinde Hendek isimli sokak vardır. Büyük Hendek, Küçük Hendek, Lüleci Hendek. Burada Hendek isimli bütün sokaklar aslında eski surların önündeki hendeklerdir. Arkasında ise mutlaka eski surların yerine yapılmış binalar vardır. Bu surlardan sadece 3 tanesi günümüze kadar kaldı. 2 tanesi Galata Kulesi'nin arkasındaki bir otoparkın içinde, bir tanesi de Saint-Benoît Lisesi'nin bahçesinde Lüleci Hendek Sokağı'nın hemen doğal olarak kenarındadır. Karaköy bir liman kenti olduğu kadar bankerler dolayısıyla Bankalar Caddesi'nden itibaren de bir finans kentidir. Mimarinin de ilginç tarafındadır. Çünkü nasıl ki İstiklal Caddesi'nde o zamanın büyük mimarları pek çok şey yapmışsa belli bir dönemde de bu bölgede de önemli mimari işler var. Her şeyden evvel ünlü mimar Valori, ki işte
İstanbul'daki pek çok meşhur binayı yapar. Pera Palas dahil. Valeri'nin doğduğu sokakta Bankalar Caddesi'ne hemen yakındır. Hatta Banka sokaktadır. Banka sokaksa Kamandoların ilk bankasının olduğu sokak. Valeri'nin doğduğu ev aslında Osmanlı Bankası'nın da kurulduğu binadır. Oraların hepsi gayet ilginç hikayelerle gelir. Ve Valeri mesela Abit Han'ı da yapmıştır. Şimdiki vapur iskelesinden iner inmez hemen arka sokakta olan. Abit Han'ın tam karşısında daha önemli bir şey vardır. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii. 1957 yıkımları sırasında Karaköy'ünde çok büyük bir meydan olması düşünülür. Yani evin önünde bir meydan olacaktır. Yeni Cami ve Mısır Çarşısı'nın önünde, Karaköy tarafında da başka kocaman bir meydan olması planlanmıştır. Dolayısıyla oradaki pek çok bina yıkılacaktır. Bu arada oradaki bir caminin de ortadan kaldırılmasına karar verilir. Çünkü meydan yapmak için gereklidir. Cami Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'dir. Ahşap bir camidir. Tamamen ahşaptır ve neredeyse çivi kullanılmamıştır. İtalyan Arnavosu'nun en önemli mimarlarından Daranco'nun yaptığı bir cami. Üstelik içinde benzeri az görülür Murano camından bir avize vardır. Caminin kaldırılmasına çok çabuk karar verilir. Denir ki Kınalıada'da doğru düzgün bir cami yok. Dolayısıyla bu güzel camiyi Kınalıada'ya taşıyalım. Hem değerini bulsun hem Kınalıada'da da güzel bir cami olsun. Bu kadar çabuk karar verilmiş olmasına rağmen oradaki birkaç tane iyi niyetli insan yıkımdaki parçaları tekrardan numaralarlar ki bir kere daha yapılsın diye. Murano kristali avizenin nerede olduğu bugün hala bilinmemektedir. Harekeden gelmiş özel halıların nereye gittiği de bilinmez. Ama caminin parçaları bir kum kosterine konup Kınalıada'ya doğru yola çıkar. Yolda fırtına çıkar, koster batar ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii Marmara'nın dibindedir. Kınalıada'da ise tek bir parçası bulunmaktadır. Bugün şayet yolunuz oralara düşerse bakarsınız, hemen Abit Han'ın karşısında 8 tane nereye çıktığı belli olmayan basamak ve onun üstünde bir düzlem var. İşte orası 2. Viyana kuşatmasının orada idam edilmiş sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya ait. Zamanla Daranco'da aslında İstanbul'a pek çok önemli eser vermiş. Karaköy'de de bunların çok çeşitli örnekleri bulunur. Ama onun da yaptığı çok güzel bir çeşme Nusretiye Camii'nin hemen önündedir. Ama yol açılış sırasında o da kaldırılır. Bugün o muhteşem çeşme, hakikaten İtalyan Arnavosu'nun çok ilginç örneklerinden bir tanesi olan o çeşme, Maçka Parkı'nda Maden Fakültesi'nin önünden girilen yerde teleferiğin tam durma noktasında kenarda parkın içine yerleştirilmiştir. Neden orada olduğu pek de anlaşılmadan. Bu arada Bankalar Caddesi ve Unkapanı'ndan çıkıp Beyoğlu Belediyesi'ne doğru çıkan yokuşa baktığınızda her yer aslında hala elektrik ve aydınlatma malzemeleri satar. Çok ilginçtir. Bu hiç değişmez. Her ne kadar kendilerine pek çok yerde özel yerler açılmış olsa da hiperpasında şurada burada bu insanlar hala buradadır. Olma sebepleri ilginçtir. Çünkü ilk elektrik Beyoğlu'na verilmiştir. Önce gazla sağlanılır, sonra da bugün Bilgi Üniversitesi'nin olduğu Silah Tarağı Santrali'nden elektrik oraya gidecektir 1910'da. Yani aslında Eskişehir, tarihi yarımada ve şehrin pek çok kısmı farklı şekillerde gaz lambalarıyla aydınlatılırken Beyoğlu şıkır şıkır elektrikle aydınlatılmaktadır. Dolayısıyla o zamanın modası olan elektrikli malzemeler önce Karaköy Limanı'na gelir. Karaköy'den Bankalar Caddesi ve o civardaki mağazalara gidilir. Oradan da Beyoğlu'ndaki şanolara, eğlence yerlerine, otellere şıkır şıkır şıngır mıngır Beyoğlu'na doğru satılır. Düşünün, 150 yıldır her türlü elektrikli malzeme, elektrik ilk defa Beyoğlu'na geldiği için hala oradadır. Şehrin ilginç bir hafızasıdır. Karaköy Limanı'na geri dönersek, Karaköy Limanı aslında hep görüldüğü üzere askeri alandır. Kılıçdaroğlu Paşa donanma komutanıdır, kendisine cami yapılmış ve tam denizin dibine yapılmış. Onun yanı zaman içinde doldurulmuş, doldurulan yere gerçekten şimdiye kalmasını çok isteyeceğimiz Seyr-ü Sefahin binası yapılmış. Yani bütün gemilerin
ne şekilde hareket edeceği, ne yapacağını tayin eden daire. O da inanılmaz bir bina. Neden yıkıldığı belli olmadan yok olmuş, gitmiş. Onun gerisi ise tamamıyla askeri binalar, topçu kışlaları. Ortada da bir tane bayrak kulesi var. Bugün saat kulesi diyoruz ama saat sonradan eklenmiş. Üstünde 10 küsur metrelik bir deri olan bayrak kulesi. Çünkü özellikle Alarga'da duran askeri gemilerle iletişim bayrak kulesi yoluyla bulunuyor. Zamanında 10 küsur bayrak kulesi varmış İstanbul'da ama elimizde kalan son bayrak kulesi bu. Ona da daha sonra saat eklendiği için hep saat kulesi deniyor şimdilerde. Ama eski gravürlerinden gayet iyi biliyoruz ki o bir bayrak kulesi ve gemilerle haberleşme aracı. Bütün bu askeri bölgenin etrafına Ford fabrikası ve sonrasında antrepolar yapılmış. Sedat Hakkı Eldem'in ana çizimindeki antrepolar yapılmış ve burası hep gümrüksüz alan kabul edildiği için herkese kapalı olmuş. Düşünürseniz tophanenin yapımından, topçu kışlasından, topçu çırak okulundan, antrepolara kadar burası hep kapalıymış. Sadece liman kısmı 1984'te deniz işletmelerine verilmiş. Ondan sonra da ticari liman buradan kaldırılıp sadece yolcu limanı haline getirilmiş. Oradası dahi gümrüklü alan olduğu için insanların girebilmesi neredeyse imkansız hale gelmiş. Yani kısacası 200 yıldır aslında veya daha fazlasında burası çok kesinlikle askeri alan ve yanına yaklaşmak mümkün değil. Hatta belli bir bölümü 400 yıldır askeri alan ve şehirli hiçbir zaman denizin kenarına, denize ulaşamamış. Onun için de bugün İstanbullu belki de birkaç yüzyıldır ilk defa Karaköy bölgesinde denize kavuşacak, denizle yan yana olacak, şehrin gereği olan üç tarafı denizlerle çevrili bir şehirde denizi yaşayabilecek, denizin farkına varabilecek, özellikle de Boğaz girişi, Marmara çıkışı ve Haliç girişi, yani İstanbul'un denizinin kilit noktasında İstanbullu'da olabilecek. Galata Port'un bütün kıyıları aslında İstanbul'uyla denizin, Boğaz'ın, şehrin buluşma noktası oluyor.